Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Yeşilkent'teyiz. 4+1 havuzlu, otoparklı villanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Villanın dış cephesini gezeceğiz, bahçeyi gezeceğiz. Ondan sonra içeriye gireceğiz arkadaşlar. İçeriye doğru girelim, gel. Arkadaşlar villadan içeriye, bahçe yaya kapısından içeri girdiğimizde sol tarafınızda benim sağımda kalan bir açık otoparkımız var. Bahçe alanında oraya da bir araç girişi var ayrıca. Sürgülü kapı. Yaya girişi ve araç girişi farklı arkadaşlar. Buradan araçla girişimiz var. Tek araçlık bir otopark dilenirse uzatılabilir tabii ki. Peyzaj alanı kapatılarak. Gel şöyle arka cepheye doğru girelim. Burada bir ekilebilir peyzaj alanımız var. Arkada devam edecek. Şu anda çim yok burada ama galiba devam edecek. Bunlar konuşulabilir. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Ön tarafta bir tane havuzumuz var. Orayı da gezeceğiz. Dediğim gibi 4+1'dir. Ayrı mutfak demiştik. Fiyatı 6 milyon. Şu anda 6 milyon. Eğer güncellenirse videonun açıklama kısmını yine bırakacağım güncel fiyatını da arkadaşlar. Şu anda 6 milyondan satışta. Burada bir ikili bir peyzaj alanımız daha var. Hemen havuz bölgesine giriyoruz. Havuz bölgesine açılan ayrıca salondan 2 tane sürgülü kapımız var. Bunlar otomatik panjurlu. Ama şu anda elektrik olmadığı için gösteremiyorum maalesef. Havuz başında bir tane de şelalemiz var arkadaşlar. Bu da gayet şık bir görünüme sahip. Bir burada duvar işçiliğimiz taş duvar işçiliği. Üstünde demir korkuluklar dediğimiz ve dış aydınlatmalarımız var arkadaşlar. Burada az önce bahsettiğim salondan çıkan sürgülü kapımız var. Dış cephe renkleri gri tonlarında. Grenin koyu ve açık renk tonları kullanılmış arkadaşlar. İçeriye doğru girelim. İçeriye girerken şöyle bir pergül alanımız var arkadaşlar. Burayı isterseniz cam balkonla kapatıp bir antre alanı oluşturabilirsiniz ayakkabıyı giyip çıkartmak için. Ama içeride de salonda da bir antre alanımız var. İçeri girelim, gel. Ben kapıyı kapatayım. Antre alanımızda arkadaşlar bir tane şık bir portmantomuz var. Boy aynası da mevcut burada. Bu da güzel kullanışlı olmuş. Şöyle bayağı derin, derinliğiyle şık, güzel, güzel bir derinlikte portmanto alanımız var. Benim hemen arkamda salon kalıyor. Şu anda sizin arkanızda ayrı mutfağımız var. Burada da bir misafir lavabomuz var. Önce salondan başlayalım. Salonun kapısını bu arada çok güzel. Genişti arkadaşlar. Çift açılır şu anda. Bir tanesi açılıyor. Diğeri de isterseniz açabilirsiniz. Mobilya taşınız da gayet işinize yarayacak. Salonun genişliği gayet güzel arkadaşlar. Şu anda elektrik yok demiştim galiba. Villayı çekmeye gelirken elektrik vardı. Ama şu anda yok maalesef. O yüzden panjurları gösteremeyeceğim. Aydınlatmaları gösteremeyeceğim. Onun için kusura bakmayın. Burada otomatik panjurları kontrol edeceğiniz kumandalar burada. Dediğim gibi dışarıda bahsettiğim dışarıya çıkan sürgülü kapılarımız bunlar arkadaşlar. Biri ön bahçeye, biri yan bahçeye çıkıyor. Havuz alanlarına çıkan iki tane sürgülü kapımız var. Salonda genişliği de gayet güzel. Yerde 60'a 120 seramiklerden 2, 4, 6, 8, 9 toplamda 36 tane kullanılmış arkadaşlar. 36 tane 60'a 120 seramik kullanılmış. Buradan zaten büyüklüğünü önce kendinizde gözünüzde canlandırabilirsiniz. Burada yaşam ünitesi alanı var. Televizyonu monte edeceğiniz alan burada. Kablo TV uydu sistemleri de orada arkadaşlar. Salonu da gösterdiğimde göre geçelim. Tekrardan antre alanından ilerlediğimizde arkadaşlar çok şık bir mutfağımız var burada. Mutfağımız gayet güzel bir büyüklükte. Genelde bu kadar büyük mutfaklar göremiyoruz. Bu villada güzel bir mutfak ve büyük bir mutfak gördüğümüz için hoşumuza gitti açıkçası. Çok da güzel mutfak dolapları var. Villanın dış cephe renkleriyle, hatta iç duvardaki renkleriyle aynı renk tonlarına sahip. Ahşap ve gri. Bu arada şundan da bahsedeyim. Birazdan odalarda da göreceksiniz zaten arkadaşlar. Villanın bütün marangoz işleri yapılmış durumda. Yani yukarıda elbise dolapları, komodin başlıkları, her şey var. Tekrar ekstradan bir masrafınız olmayacak. Ayrıca mutfakta ön cepheye çıkan bir tane daha sürgülü kapımız var. Şöyle ön taraftaki yaya girişine veya araç girişine bakıyor diyebiliriz arkadaşlar.
Üst kata çıkalım. Üst kata çıkmadan şurada bir tane de misafir lavabomuz var. Onu da göster. Biraz küçük ama kullanışlı. Sonuçta banyosu yok. Sadece lavabo olarak kullanılacağı için yeterli bir büyüklükte. Merdivenlerde spot sensör aydınlatmalarımız var ama şu anda elektrik olmadığı için gösteremiyorum. Orada kal istersen. Burada bir antre alanımız var. Antre alanımız gayet büyük bir alan. Benim arkamda şu anda ortak kullanım banyo tuvalet duruyor. Solumuzda ebeveyn banyolu yatak odası. Sağda da iki tane yatak odamız daha var. Ebeveyn banyolu yatak odasından başlayalım. Burada yerlerde laminat kullanmış. Yatak odalarında yerlerde laminat var arkadaşlar. Şimdi kapıyı kapatayım, genişliği daha iyi görelim. Ve aşağıda demek istediğim buydu arkadaşlar. Tüm komodinler, ahşap işleri yani marangoz işleri yapılmış. Burada çok şık da bir elbise dolabımız var arkadaşlar. Bu da gayet kullanışlı. İçinde şöyle altta da raylı çekmeceleri de var. Kapakları cam olarak tasarlanmış. Koyu tonlarda cam. Burada da biz ebeveyn banyosu var. Biraz dar ama orayı sen göster istersen. Bu yatak odasında bir tane Fransız balkon, bir tane de şöyle çok da küçük olsa da bir balkonumuz var arkadaşlar. Eğer sigara içen müşterilerimiz varsa burası onlar için kullanışlı bir alan olabilir. Bu kapılarda da, bu balkon kapısında, Fransız balkonunda da yine otomatik panjurum var. Kapıyı açayım, diğer odalara gidelim. Önce şuradan başlayalım. Burada çok şık bir banyo tuvalet var. Renk tonları yine mutfaktaki dolaplarla aynı renk tonlarında. Gri ve ahşap. Şurada çok büyük bir aynamız var. Kullanışlı aynanın üstünde led aydınlatması da var. Burada güzel bir duşakabin var. Duşakabini beğendim arkadaşlar. Şık duruyor. İçindeki siyah şeritleri. Güzel bir gömme duş başlığı var. Dışarıda değil. Ayrıca burada da eğer yaşlı veya ayakta durmakta zorlanan müşterileriniz varsa bir oturma alanı var duşta. Oturma alanı da var arkadaşlar. Çok da bol çekmeceleri olan bir banyo dolabımız var. Diğer yatak odamıza geldiğimizde yine tasarım olarak diğerleriyle aynı. Bir Fransız balkonu, ayrıca bir tane de balkonu var. Süngülü kapıyla çıkıyor. Burada yine dediğim gibi marangoz işleri yapılmış. Şurada bir televizyon yeri de bırakılmış. Sürgülü kapıyla da balkona çıkıyor. Fransız balkonu ayrıca var demiştik. Şöyle büyük bir balkonu var. Bunu da göster istersen. Böyle L şeklinde buraya kadar dönüyor. Sen orayı da göster, gel. Gösterdiğimizde gördüğüm kattaki son alanımız olan diğer yatak odasına geçelim. Diğer yatak odası da gayet geniş. Az önceki de aynı metrekarelere sahip. Hemen hemen arkadaşlar. Burada da yine televizyon, TV kablosu bırakılmış. Bu tarafa doğru gel istersen. Burada bir penceremiz ve burada yine az önceki balkona çıkan bir kapı daha var. Bu balkon ortak kullanım balkon alanı arkadaşlar. Bu odayla. Burada yine az diğer odalardaki gibi elbise dolapları hazır. Ekstra bir masrafımız olmayacak. Bu arada odalarda kullanılan kapılar, aşağıda kullanılan kapıların aynısını, sadece cam olmayanlar arkadaşlar. Gel böyle. Artık villanın son katına doğru çıkıyoruz. Burada şık, güzel bir antrenman var. Merdivenler geniş. Dağlayıcı bir merdiven değil arkadaşlar. Üst kata çıkarken şöyle merdiven boşluklarında gün ışığını içeri almak için pencereler yapılmış. Orada dur istersen. Burada arkadaşlar bir antre alanımız daha var. Arkamda bir yatak odası. Sağda terasa çıkan bir kapımız ve bir tane ortak kullanım banyo tuvaleti var. Şurada bir kapı daha var. Bu kapıyı önce bahsedip şu anda kör bir yer. Depo olarak kullanabilirsiniz ama bu çatıyı yükseltip bir teras daha yapabilirsiniz. Çift terasınız olabiliyor burada. Bu villada şu anda bir teras açık, bir teras kapalı. Bu artık sizin isteğinize göre, ister depo olarak kullanılsın, isterseniz de açabilirsiniz. Gel istersen. Son yatak odasından bahsedeyim size. O tarafa doğru geç. Burada yine elbise dolapları var.
Sizin arkanızda terasa açılan bir sürgülü kapı var arkadaşlar. Burada otomatik panjurlu penceresi yine var. Kat kaloriferi zaten her odada vardı arkadaşlar. Doğalgaz sistemi şu anda doğalgaz dediğimde yok ama tesisatı hazır. Şu anda ısı pompasıyla kullanabilirsiniz. İleride doğalgaz geldiğinde ekstra bir masrafınız olmayacak. Antrenmanın terası çıkalım arkadaşlar. Terası antrenmanın bir çıkış daha var. Burada yine bir elbise dolabımız hazır halde. Burada sen göster istersen bir şık bir yine ortak kullanım banyo tuvalet alanımız var. Aşağıdakiyle aynı tasarımlara sahip. Sadece metrekare olarak aşağıdakinden biraz daha küçük. Son alanımız terasa çıkalım arkadaşlar. Terasımız gayet kullanışlı. Gayet kullanışlı bir alan. Şu tarafa geç istersen. Çatıda kiremit kullanılmış. Terasımızda pergüle yok ama dilenirse yapılabilir. Hatta cam balkonunu kapatıp kış bahçesi haline de çevirebilirsiniz. Hemen benim sol tarafımda şöyle bir 200 metre ilerimizde plaj duruyor. Etrafı da göster istersen bir. Yerleşme alanının villalar bölgesinin içindeyiz arkadaşlar. Bu bölgede tamamen bütün binalar villa. Normal daire konut alanlarımız yok burada arkadaşlar. Şu anda benim olduğum yerde de bir mutfak gideri bırakılmış. Buraya bir tezgah yapıp mutfak kurabilirsiniz. Giderleri ve su tesisatları hazır. Aydınlatma lambası var. Dediğim gibi arkadaşlar fiyatı 6 milyon TL. Pazarlık tabii ki müteahhit firmayla edilebilir. Fiyatı güncellenirse videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Burayı yerinde görmek veya daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.